Bir tarafta ekonomik hatalar, bir tarafta jeopolitik hatalar. Arka arkaya yapılıyor üstelik. Sadece bir kereye mahsus değil. Arka arkaya durmadan hatalar yapmaya devam ediyoruz. Doğal olarak da dolar yerinde durmuyor arkadaşlar. 475 bas puanlık bir faiz artırım bile işe yaramıyor. Zaten yaramayacaktı da, zaten söylüyorduk da, bir de üzerine böyle tüy dikeceklerini açıkçası bilmiyorduk. Tahmin ediyorduk, söyleyemiyorduk. Neden dolar hızlı bir şekilde 7.90'ı kırdı, 7.93-94 seviyelerine kadar geldi. Hatta benim ilk hedef diye sizlere bahsettiğim 7.95 seviyesinin hemen dibindeyiz. Hatta bir not olarak söyleyelim, belki de 7.95'te hiç kalmayacağız. Çok hızlı bir şekilde 8.20'nin üzerine toparlanabilir dolar. Bütün bunları bu videoda sizlerle paylaşacağım sebeplerini. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Ekonomik sebepleri uzun uzun günlerdir paylaşıyorum sizlerle zaten. Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu var diyorum. Türkiye'nin ihracat yapacak bir kabiliyeti artık kalmadı diyorum. Türkiye'nin turizm gelirleri düştü diyorum. Türkiye inanılmaz büyük bir borç sarmalında diyorum. Bunun yanına bir de faiz sarmalı ekledik diyorum. Cari açığı zaten hiç konuşmaya bile gerek yok diyorum. Bunun üzerine 50 tane daha madde ekleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Türkiye ekonomisi gerçekten çok sıkıntılı bir süreçte. Artık bu ekonomiyi toparlamak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Bir de yetmiyor arkadaşlar. Bunun yanına arka arkaya amatörce hatalar koymaya devam ediyoruz. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşma yapıyor ve diyor ki bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği ile birlikte hareket edeceğiz. Amerika ile birlikte hareket edeceğiz. Her ikisi de bizim önemli müttefiklerimizdir diyor. Öbür tarafta arkadaşlar Libya açıklarında bir Türk yük gemisi durduruluyor. Alman fırkateyni tarafından. Alman askerleri gemiye çıkıyor. Tam arama faaliyetleri gerçekleştirilecek. Diyeceksiniz ki bu arada ya uluslararası karasularında Türk gemisi, yük gemisi durdurulabilir mi? Almanların böyle bir hakkı var mı? Var arkadaşlar. Evet, yakın zamanda imzalanan anlaşmaya göre bu civardaki bütün gemiler aranabiliyor. Eğer ki silah taşıyor şüphesi varsa, bizimkiler de silah taşımayacaklarını söylediler. Libya'daki barış ittifakına onay verdiklerini söylediler falan, değil mi arkadaşlar? Gemimiz, yük gemimiz, İtalya'dan hareket eden bir yük gemimiz Alman fırkateyni tarafından durduruluyor. Libya açıklarında tam arama yapılacakken Ankara'dan panikle telefon görüşmeleri, trafiği başlatılıyor bizimkiler tarafından. Kesinlikle böyle bir şey yapamazsınız. Protesto ediyoruz. Yük gemimizi arayamazsınız falan diye panik halinde arka arkaya aramalar gerçekleştiriliyor. Sonuç itibariyle arkadaşlar Roma Alman fırkateynini arıyor ve diyor ki arama yapmayın, gerek kalmadı arkadaşlar. Bu şu demek aslında. Türkler bize baskı yaptı, biz vazgeçtik demek değil. Demek ki Türkler bu suçu kabulleniyorlar. Onun için panik halinde arama yapılmasın diye bizi bu kadar ısrarlı bir şekilde arıyorlar diye düşünülüyor muhtemelen. Ve görünen o ki arkadaşlar Avrupa Birliği ülkelerinin yakın zaman içerisinde çok ciddi yaptırım kararlarıyla karşı karşıya kalacağız. En önemli ticari partnerimiz olan, en önemli ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz, en kritik malları ithal ettiğimiz, özellikle sermaye malı ve ara malı anlamında Avrupa ülkeleriyle aramız tamamen kopma noktasına gelmiş durumda. Avrupa ülkelerindeki pek çok sıcak para sahibi de bugün itibariyle Türkiye ile ilişkilerini muhtemelen kesiyor. Para Türkiye'ye geleceğine, Türkiye'den çıkmaya devam edecek. Yabancılar hızla Türkiye'deki piyasalardan kaçmaya devam edecekler. Zaten bir bahane arıyorlardı kendilerine. Yeni faiz arttırımları istemek için acaba nasıl kuru yukarı çekebilirizin bahanesini arıyorlardı. Alın size babalar gibi bahane. Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırım kararı bundan sonraki süreçte Türkiye ekonomisi üzerinde Damokles'in kılıcı gibi büyük bir etki yaratacak. Kim ne derse desin. Bize ne Avrupa'dan diyemeyiz arkadaşlar. Diyebilseydik bugün Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp şu cümleleri zaten söylemezdi, kurmazdı. Diyor ki geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmak istiyor. Yine diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Amerika ile ilgili, Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimiz bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde kullanmak arzusundayız.
hem Amerika ile hem Avrupa Birliği ülkeleriyle eş güdümlü hareket edeceğiz bundan sonraki süreçte diyor. Üzerinden bir saat geçmeden Libya açıklarında Türk gemisi Alman fırkateyni tarafından silah taşıyor şüphesiyle çevriliyor. Tam arama yapılacakken Ankara hükümeti ile Roma yönetimi görüşüyorlar. Bu konuyla ilgili yönetim görüşüyor ve sonrasında arama faaliyetlerinden vazgeçiliyor. Ama dolar alıp başını gidiyor 7.94 seviyelerine kadar. Ha sonrasında gevşedi. 7.80'li seviyeler tekrar görüldü. Ama bu dolardaki yükselişin çok hızlı bir şekilde devam edeceğini gösteriyor bize arkadaşlar. Bir, ikincisi Avrupa yaptırımlarının artık kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Üçüncüsü Amerika'dan gelecek yaptırımların da artık kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Her an ama her an katsa yaptırımları devreye girebilir. Ne yazık ki arka arkaya kritik hatalar yapmaya devam ediyoruz. Bunun bir bedelinin olacağı da ortadaydı arkadaşlar. Ne yazık ki önümüzdeki süreçte bu bedeli çok ağır bir şekilde ödeyeceğiz gibi görünüyor. Ve gelelim bugün ekonomiyle ilgili açıklanan iki önemli veriye daha arkadaşlar. Bunlar da doların yükselişini tetikledi. Bunlardan birisi merkezi yönetimin borç stoku. Borçlarımızın hangi düzeye geldiğini o kadar net bir şekilde ortaya koyuyor ki 1.9 trilyon lirayı aşmış durumda merkezi yönetimin borcu. Peki bu borçlar neden kaynaklanıyor? Sadece personel giderleri mi? Yoksa özel ve lüks giderler, araç kiralamaları, bina kiralamaları, yol yapımları, köprü yapımları, tünel yapımlarına ve tabii ki uluslararası arenadaki sıkıntılı işlere mi harcanıyor acaba? 1.9 trilyon liralık bir borç stokumuz var arkadaşlar. Kamuya ait olan. Öbür tarafta vatandaş her geçen gün biraz daha fakirleşmeye, bu fakirliğin içerisinde ezilmeye devam ediyor. Yoksulluk sınırı 8 bin lirayı aşmış durumda. Açlık sınırı 2 bin lirayı çoktan geçti. Türkiye'deki asgari ücreti bile neredeyse geçer pozisyonda. Borsamız uçuyor kaçıyor arkadaşlar. Doları hesapta düşürüyoruz, tutuyoruz, enflasyonu indiriyoruz falan. Ne kadar inandırıcı apayrı bir tartışma konusu. Bakın bugün açıklanan bir başka önemli veri turizm girdisi verisi. Türkiye'ye ne kadar turist geldi Ocak'la Ekim ayları arasında? 11 milyon kişi. İlk duyduğunuzda vay fena rakam değil diyebilirsiniz. Size şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Geçen yıl bu rakam 40 milyon kişiydi. Yani 1/4 oranına düşmüş durumda. 40 milyon kişiden 11 milyon kişiye düşmüş durumda. 1/4 kaybımız var turizm gelirlerinden. Öte yandan şunu da söyleyelim. Bunlar havaalanı giriş çıkış bilgileri. Kaç kişinin kaç defa girdiğini bilmiyoruz. Gerçekten turizm amaçlı ve döviz bırakma amaçlı geldiğini de bilmiyoruz. Türkiye'nin turizm gelirleri de dip yapmış durumda. Zaten işçi döviz girdileri dip yapmış durumda. Yurt dışı müteahhitlik girdileri dip yapmış durumda. İhracatı dip yapmış durumda. Ve bütün bu koşullar içerisinde yeni bir kur şoku beklemediğinizi söylüyorsunuz. Cari açınız 46 milyar doları aşmışken kur şoku olmayacak. Ben bunu faizle önleyeceğim kardeşim diyorsunuz. Mümkün mü? Değil. Çok üzgünüm ama Türkiye ekonomisi öyle büyük bir çıkmaza sürüklendi ki artık bu işin içinden çıkılamıyor. Bu işin üstü dış politikayla kapatılmaya çalışıldı. O da büyük beceriksizliklerle sonuçlanıyor gördüğümüz kadarıyla. O yurt dışındaki jeopolitik hatalarda dönüyor dolaşıyor tekrar ekonomi üzerinde baskı yaratıyor. Arkadaşlar çok net söylüyorum size. Türkiye büyük bir ekonomik krize, büyük bir finansal krize doğru emin adımlarla ilerliyor. Yakın zaman içerisinde bankacılık batıklarının daha da arttığını göreceğiz. Yakın zaman içerisinde büyük bir kur şoku göreceğiz. Ne kadar faiz arttırılırsa arttırılsın. Para bulamıyorsanız, faiz arttırmanıza rağmen Türkiye'ye yabancıyı sokamıyorsanız, yerliyi de kur alma konusunda vazgeçiremiyorsanız, aksine insanlar arka arkaya dolar, euro, sterlin almaya devam ediyorsa, döviz mevduatları düşmek yerine her geçen biraz daha artıyorsa, güven endeksleri düşüyorsa, güvensizlik artıyorsa, ekonomi olan, sanayiye olan, reel sektöre olan en önemlisini söylüyorum arkadaşlar. Kurumlara olan güven düşüyorsa ve bir yandan da uluslararası arenada da hem siyaseten hem de ekonomik olarak güvenilmez bir ülke olarak ilan ediliyorsanız, kimse sizinle swap anlaşması yapmıyorsa, bütün adımlarınıza rağmen CDS'iniz maksimum 400'ün hafif altına kadar gevşiyorsa ve tekrar yükseliş eğilimine giriyorsa arkadaşlar bu işin içerisinden artık bu yöntemlerle çıkmak mümkün değil
3-5 tane garibanı kandırırsınız. 3-5 tane kişiye illüzyon ekonomisini inandırırsınız. Ama yurt dışındaki kurtlara, yurt dışındaki yöneticilere, yurt dışındaki ülke yönetimlerine, ekonomi yönetimlerine bu işleri inandıramazsınız. Ve sonuç itibariyle her seferinde geriye dönmeye devam edersiniz. Dön başa yapmaya devam edersiniz. Bir de ülkeyi büyük bir faiz sarmalının içine sokarsınız. Bir tarafta yüksek kur, bir tarafta bozuk ekonomik veriler, inanılmaz büyük bir işsizlik, enflasyonist baskı, aynı zamanda dış ticaret dengesindeki bozulma, öbür taraftan yüksek faiz ortamı. İşin içinden çıkılamaz bir hale gelinmiş durumda. Size bir örnek vereyim arkadaşlar. İlk yarı itibariyle, bu senenin ilk yarısı itibariyle 1.6 milyon kişinin elektriği kesilmiş. Faturalarını ödeyemedikleri için doğalgazları ve elektrikleri kesilmiş durumda. Türkiye'nin durumunu çok net bir şekilde özetliyor. Bunun kur yükselişiyle falan ilgisi yok arkadaşlar. Bunun yapılan yanlış özelleştirmelerle ilgisi var. Bunun yapılan yanlış ekonomi politikalarıyla ilgisi var. Devlet bu işlerin sahibiyken vatandaş 3 ay, 4 ay, 5 ay, 1 yıl ödemese de elektriği, doğalgazı kesilmezdi arkadaşlar. Özel sektöre geçti. Özel sektör bana ne kardeşim diyor. Ben karıma bakarım. Zarar ediyorsam kışın ortasında elektriğini de keserim, doğalgazını da keserim. 1.6 milyon kişinin elektriği ve doğalgazı kesilmiş durumda. Size daha iyi bir örnek olabilir mi? Ha diyeceksiniz ki ama kur yükseldi, onun için fiyatlar yükseldi. Kur yükseldiği için fiyatlar yükselmedi. Türkiye'deki adaletsiz, dolaylı vergi sistemi yüzünden fiyatlar yükseliyor arkadaşlar. Bu gerçeği görün. Tütün mamullerinin fiyatlarını arttıran kur mu, yoksa arka arkaya konulan vergi mi? Buna bakın. 1 liralık sigaranın 20 liraya çıktığı günler vergi sistemindeki adaletsizlikten kaynaklı. Alkol üzerindeki vergi miktarının artmasından kaynaklı. Bugün kullandığımız tüm ürünlerde fiyat yükselişinin ana nedeni adaletsiz dolaylı vergilerdir. Yurt dışından getirilen 70-80 bin liralık bir araba bugün 600-700 bin liralardan satılıyor. Bunun temel nedeni kur politikası değil, yüksek vergi politikasıdır arkadaşlar. Enflasyonu düşürmek istiyor olsalardı, bu konuyla ilgili samimi oluyor olsalardı, zaten vergileri bu kadar yüksek tutup hem esnafın hem vatandaşın belini de kırmazlardı. Bu yanlış ekonomi politikalarını da dış politikadaki yanlışlarla kapatmaya çalışmazlardı. Geldiğimiz noktayı söyleyeyim arkadaşlar size. Şu anda borsa 132 bin seviyelerinden 130 binin altını zorlamaya başladı. Hangi ekonomimiz hangi noktaya geldi? Nasıl uçuyoruz kaçıyoruz da biz? Şirketlerimiz nasıl büyük karlılıklar elde ediyor da? Bankalarımız banka batıklarından nasıl kurtulmuşlar da borsamız 134 bin seviyelerine kadar yükseldi? Rekor üzerine rekor kırdı. Hangi verilerle bu seviyelere geldi arkadaşlar? Bakın, bu kadar büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan hiçbir ülkenin borsası bu kadar hızlı yükselmez. Bunun adı çok net balondur. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Dolara bakıyorsunuz, faiz artırımlarına rağmen bugün 7.95 seviyesini zorladı. El insaf. Madem tekrar bu seviyelere gelecektik, neden biz birilerinin gönlünü hoş etmek için faizi 475 bas puan arttırıp reel sektörümüzün belini resmen kırdık? Euro bugün 9.56 seviyesini gördü arkadaşlar. Şaka maka değil, 9.56 seviyesini gördü. 9.57'yi zorladı. Çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Şu anda da 9.40 seviyelerinde. Sterlin 11 liralara tekrar gidiyor. O zaman ben bu faizi niye arttırdım arkadaşım? Bunu ben görüyorum, bunu ben söylüyorum da bunu bu ülkeyi yönetenler görmüyor muydu? Ha şunu diyen olabilir. Ya Libya'da gemimizin yakalanacağını nereden bileceklerdi? Kurun yükseltilmesi için öyle ya da böyle bir bahane bulunacağını sizlerle paylaşmadım mı? Hem de defalarca paylaşmadım mı? Soruyorum sizlere. Bu kur yükselişe devam ettirecek. Bugün yarın tekrar 8.20'nin üzerine çıkıp 8.40'ı zorlarsa şaşırmayın. Bir kur şoku yaşanırsa hiç ama hiç şaşırmayın arkadaşlar. Peki altın ne olacak diye soranlar var. Doların yükselmesine bağlı olarak gram altın yükseliyor ama ons diplerde arkadaşlar. Altını bu seviyelerden toplamaya devam ediyorlar. Yakın zaman içerisinde rekor üzerine rekor göreceğiz. Altında da gümüşte de değerli madenlerin pek çoğunda rekor üzerine rekor göreceğiz. O gün günlerde gram altının da çok daha hızlı bir şekilde yükselip orada da rekor üzerine rekor kırıldığını göreceğiz.
1000 liralık seviyelere kimse şaşırmasın arkadaşlar. Gram altında 1000 liralara kimse şaşırmasın. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni hem Twitter'dan hem de Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.